bu soruşturma ve kovuşturmalara mağdur sıfatıyla müdahale dilekçesi veriyor. 2008. Ben grup başkan vekiliyim, daha bakan falan değilim. Dolayısıyla hani soruluyor ya, bu yargılamalar arkasında kim var vesaire. Bu yaşanmışlıklar var, somut olaylar var ve AK Parti'nin 16 Eylül 2008 tarihinde müdahale dilekçesi var. Ve nitekim ileride bu müdahale dilekçesi kabul ediliyor ve AK Parti bu davalarda taraftır, müdahildir. Yani bu dava karara çıktığında temiz edebilir. Öyle hukuki bir sıfatı da oldu AK Parti'nin. Neticeten Ergenekon süreci böyle. İşte vay Sadullah Ergin, Ergenekon süreci. İki sene sonra ben bakan olmuşum bu süreçler başladıktan, tutuklamalar yapıldıktan. İki tane iddianame kabul edilmiş, mahkemeler, duruşmalar başlamış. 2009'da. Efendim Adalet Bakanlığı'ndaki merkez kadroları siz bu ekibe kadro olarak tahsis ettiniz filan. Bunların tamamı çok net altını çizerek gerçek dışı diyorum. Ben 2009 Mayıs'ta bakan oldum. Ben bakan olmadan 4 ay önce yaklaşık bakanlıkta geniş bir kadro değişikliği yaşanmış. Ben grup başkan vekiliyken. Bakan oldum ve mevcut kadroyla çalıştım. Niye? 7 yıl AK Partili iki bakan tarafından yönetilmiş bir bakanlık. Ve gelir gelmez de oturup oradaki bürokratla uğraşacak halimiz yok. Ama 7 Şubat MİT krizinden sonra ben o bakanlıktaki kritik bütün noktaları, müsteşarımın da tavsiyeleriyle beraber değiştirdim. Yani bakanlığın en önemli yerleri neresi? Personel Genel Müdürlüğü. En önemli yer neresi? Ceza İşleri Genel Müdürlüğü. En önemli yer Cezaevleri Genel Müdürlüğü. En önemli yer Kanunlar Genel Müdürlüğü. Adli Tıp Başkanlığı vesaire gibi 24 noktada kritik atamalar yaptık. Ve bu getirdiğimiz isimler bugün de devlette en üst noktada görevdeler. Burada şöyle bir şey var, çok ilginç. Anlatılan çok değişik anekdotlar var, siz de biliyorsunuzdur. Mesela çok kritik yerlere seçilecek 3 aday var. Hepsinin hakkında soruşturma yapılıyor, birisi seçiliyor. Ama sonra öğreniliyor ki 3'ü de Fethullahçıymış mesela. Onlar Yargıtay seçimlerinde falan yapmaya çalıştıkları işlemlerdi ama benim şahitlik yaptığım olayda da dosyada da buna benzer ifadeler var aslında.